Merhaba, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Çalışmaları ev sahipliğinde göç ve medyayı konuşacağımız webinarımıza hoş geldiniz. İlk önce ben webinar etkinliğimizin gerçekleşmesini sağlayan, bu fırsatı veren değerli hocam, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Celalettin Aktaş'a, Medya ve İletişim Çalışmaları Bölüm Başkanım değerli hocam Profesör Doktor Oya Şakı Aydın'a ve tez danışman sevgili hocam Profesör Doktor Zeliha Hepkon'a teşekkür ederim. Bugün biz genelde göç ve medya üzerinde, özelde de Suriyelilerin medya kullanımları ile ilgili konuşacağız. Arap Baharı'nın da 10. yılı olması itibariyle bu çalışmamız da denk geldi. Arap Baharı ile birlikte 29 Nisan 2011 yılında 252 kişilik bir grup Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Şu an itibariyle Türkiye'ye başlayan göç 10 yılını geride bıraktı. Bu süre içerisinde Türkiye'de doğan Suriyeli bebekler olduğu gibi ülkelerinden ayrılmak zorunda olan kimi Suriyeli çocuklar da Türkiye'de büyüdü ve bizler de ev sahibi ülke olarak birçok anıya, acıya, trajediye de şahitlik ettik. 10 yıl ciddi bir süre, muhtemelen birçok 10 yıl daha bir arada yaşayacağız, yaşayacağımız gözüküyor. Bundan böyle yaşayacağımız sürecin önemli ayaklarından biri de medya. Suriye göçünün 10. yılında tüm boyutlarıyla göç ve göçmenlik tartışıldı. Akademik anlamda sivil toplum örgütleri tarafından, devletin ilgili bürokrasisi tarafından masaya yatırıldı. Biz de bu tartışmalara göç bağlamında Suriyeli göçmenlerin daha çok kültürel hayatları ile ilgili olarak yaşananlara katkı sunmak amacıyla değerli konuklarımızla bir aradayız. Göç konusu cidden çok önemli. Ben üzerinde çalıştığım için değil, çünkü artık yaşadığımız yüzyılın vazgeçilmez bir gerçeği. Özellikle de uzun vadede ilgi gören ciddi çalışma alanı olacağı benziyor. Kültür bağlamında göçmenlerin kültürü, kimlik, entegrasyon, tüm bu konuları kesen bir şey medya. Tüm bu konuların odağında bir şey, medya ve göç ilişkisi. Sonuçta entegrasyon çalışırken de medya göç ilişkisinden söz ediyoruz. Ya da kendi dillerimizi, onların kendi dillerini ve kültürlerini korumak anlamında da medya ve göç ilişkisi burada çok önemli. Bu süreçte birçok akademik çalışma yapıldı ve binarlar, toplantılar düzenlendi. O 10. yıl çatısı altında. Online ortamlarda, YouTube üzerinde çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biz de bu toplantılara Suriyeli göçmenler ve medya kullanım ilişkisi bağlamında ele alıp katkı sunmak istiyorum. Bu bağlamda programı kurguladık. Çok değerli iki tane konuğum var. Konuya geçmeden önce adettendir konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Ben ilk önce Recep Bey ile başlayayım. Turan Bey müsaade ederseniz bürokrasi ayağı olduğu için ilk önce devlet erkanına bir selam verelim. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanlarını ayırdıkları için Aynı öncelikle. zamanda büyüğümüz olarak Recep abi Evet, tabii o anda. evet, Evet. evet. Recep Batu Akdeniz Üniversitesi'nde yönetici görevini ifa ettikten sonra göç idaresinde çalışmaya başlıyor ve ilk çalışma yeri Muğla. Burası da çok stratejik bir konum. Değil mi? Deniz Evet. sınırımızın yoğun yaşandığı, oradaki göç trafiğinin de yoğun yaşandığı bir yer. Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kurucu müdür olarak görev yapıyor. Ardından yine stratejik öneme sahip bir yer İstanbul'da. 2021 yılına kadar İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nü yürüttükten sonra şu an Bursa İl Göç İdaresi Müdürü. Recep Bey'in şöyle bir özelliği var. Hem sivil toplum örgütleriyle hem akademik ayakla, akademisyenlerle hem de devletin diğer organlarıyla köprü kurup bu arada sokaktaki hem Suriyeli ya da göçmenlerin nabzını tutan ve ev sahibi ülke, yani bizim gibi
insanlarla da paralel istekleri analitik bir şekilde masaya yatırıp ihtiyaçlar doğrultusunda neden sonuç ilişkisi bağlamında evet konuları açıklığa kavuşturan biri. Bu ana anlamda önemli, yani anahtar isimlerden biri Recep Bey. Diğer konu Turan Bey, Turan Kışlakçı Beyefendi. Uzun yıllar biz Dış Haberler Servisi Yeni Şafak'la birlikte tanıyoruz. Türkiye'nin çok dilli haber sitesi olan Dünya Bülteni ve Time Türk kurucularından, kurucusu. Evet, Anadolu Ajansı'nda Orta Doğu ve Afrika yayın yönetmenliği yaptı. Anadolu Ajansı'nın MENA yapılandırılmasında ciddi çalışmaları var, yer aldı. Bir müddet TRT Arapça'nın genel koordinatörlük görevini yürüttü. Orta Doğu ve Asya uzmanı Turan Kışlakçı. Şu anda da değil mi, hali hazırda da Türk Arap Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yürütüyor. Evet, bir aynı zaman Türk Arap Medya Derneği ve yeni bir dernek daha kurduk. Göç Sanatçıları Derneği diye. Mehce, Göç Sanatçıları Derneği diye bir dernek kurduk. Burada da Türkiye'deki, önce Araplarla başladık ama şu an dünyanın 80 ülkeden sanatçıları bir araya getirdik İstanbul'da yaşayan. Bu burada çok da. Güzel. Evet. Hep merak etmişimdir konuya girmeden önce, aslında konumuzla da bağlantılı. Ben doktora çalışmasına başlarken tezim belli olduğunda ilk tabii fihristimde sizin isminiz yer almıştı. Eyvallah. Türk Arap Gazeteciler ya da derneği, cemiyeti başkanlığı. Böyle bir şeyin için ihtiyaç olur. Yani bir düşünmüştüm tabii, sonra medyadan ciddi anlamda takip edince. Siz Eyvallah. Tabii kendi deyiminizle Türkiye'yi bir medya üssü olarak falan görüyorsunuz. Evet, bizim iletişim doğru. Çalışmaları içerisinde de bu kriter önemli. Bunu bir açar mısınız konuya girmeden önce? Hocam şöyle açıklayayım. Ben Pakistan'da okuduğum yıllarda Pakistan'ın Afganistan'daki göçten dolayı yaşadığı sıkıntıları yakından takip etmiştim. Ve Pakistan'ın yaşadığı ve o dönemde ben Pakistan'dayken de aynı zamanda medyayla da uğraşıyordum. Üniversite. Çünkü orta üçten itibaren ben gazeteciliğe başladım. Gazetecilik hep hayatımın bir yan işi ve kimliği olarak devam etti. Onun için yazarlık yapıyorum. Belki birçok kimliğim olabilir ama ben hep gazeteci, muhabir unvanını hep sevmişimdir. Hala kendimi gazeteci ve muhabir olarak ad ediyorum. Her ne kadar yazarlık yok bilmiyorum, birçok statü olsa bile. Gazetecilik benim kendi, severek, daha küçüklüğümden beri. Çünkü 4. sınıfta haber yazmaya çalışıyor, şiir yazmaya çalışıyordum. Böyle bir şeyim vardı. İlkokul 4 yani böyle. Çok güzel. Pakistan'dayken, Pakistan'dayken de ben Afganistanlı muhacirlerin yaşadığı sıkıntıları görmüştüm. Orada yaşanan sıkıntıları. Ve Pakistan'ın bu sıkıntıların üzerinden nasıl gelmeye çalıştığını, hangi hataları yaptığını, neler yapmaması gerektiğini de görmüş. Onun Pakistan'ın birçok yetkilileriyle hem okuduğum dönemlerde hem de fiili olarak az önce bahsettiğiniz Yeni Şafak'ta çalıştığım dönemlerde gidip devlet başkanlarından tutun bu işin uzmanlarının birçok kişiyle röportajlar yapmıştım. 2010 yılında Arap Baharı başladıktan sonra, hatta belki dünyada ilk Arap Baharı ile ilgili kitap neşredenlerden biriyim. Ben aslında evet. Birçok makaleyi, benim evet. O makalede hedef şuydu. Orta Doğu'da bu ayaklanmalar neler oldu? Neden oldu? Onun cevabıydı o kitap. Orada onu vermeye çalıştım aslında bir yönüyle. Tabii bu tarz devrimler, karşı devrimlerle karşı karşıya gelir, gider, gelir, gider, gelir. En son belki 20 yıl sonra bir yere tutup, tıpkı Fransız devrimi gibi. 1789'da, 1700 işte bu da Fransız devrimi oldu, fakat 40, 50, 60 yılda ancak oturabildi oradaki şey. Karşılıklı, karşı devrimler geldi iktidara tekrar, yani birçok şey yaşadı. Şu anda 4. 5. Cumhuriyet'ten bahsediyorlar. Şimdi aynı şey Türkiye'de olduğunda, ben şunu 2011'de Anadolu Ajansı'ndayken hatta bir rapor yazmıştım birçok yere. Türkiye'nin derhal bir mültecilerle ilgilenecek kurumlarının olması lazım. Bu gelecek mülteciler arasında kendi işine yarayabilecek insanlar, kültür, sanat, ekonomi yarayabilecek insanlardan istifade etmesi gerekiyor. İkincisi medya ayağının, çünkü buradan gelecek birçok kişi, bu uzun sürecek,
Belki ilk başta da kısa gibi gözüktü ama sonra uzun bir süreye yayılacağını görünce bu oradan gelen medyacıların bir çatı altında toplanması, sanatçıların, farklı meslek gruplarının bir çatı altında toplanması, bunlara destek olunması, bunlarla birlikte çalışılması yönünde şeyler önermiştim. Ben 6-7 tane şey önermiştim. Birincisi bir medya derneği. İlk Suriye ile başlandı bu. Daha sonra bütün Arap dünyasını kapsayacak şekilde bir medya derneği. İkincisi sanatçılarla ilgili bir derneğin olması gerektiğini. Üçüncüsü düşünürler. Çünkü Orta Doğu'nun düşünür, ben Osmanlı'nın en büyük hatalarından bir tanesi, bir belki son dönemlerinde Arap dünyasının birçok aydın ve entelektüelinden ciddi manada istifade edemeyişiydi. Çünkü birçok aydın ve entelektüel İstanbul'a geliyordu. Fakat maalesef İstanbul, Baba Ali, o coğrafyadan gelen aydın ve entelektüellerden gerekli oranda istifade etmedi. Bari biz bu yüzyılda, 100 yıl sonra bile aynı hataya düşmeyelim. Aydınlar ve entelektüelleri de bir arada toplayabilecek. Sadece hani bunun içinde Müslümanlar değil, bu coğrafyada yaşayan Dürzi, Hristiyan, diğer dinler ve mezheplerden de insanları tek çatı altında toplayabilmek önemliydi. Çünkü birçok muhalif Dürzi de var Türkiye'de. Çünkü Türkiye'nin itham edildiği konulardan bir tanesi bu. Suriye'nin %80-90'ı zaten Sünni, Müslüman. Yani onlar içinde %5-10 Dürzi var, Hristiyanı var. Bunlardan da kaçıp gelenler vardı. Bunlara da en azından sahip çıkmak önemliydi. Diğer etnik gruplar için de bu geçerliydi. Fakat ilk başta herkesi, biz de hep böyle genel herkesi bir çatı altında. Arap denince Arap'tır bir kere. Arapları bile ayırt edemeyiz. Yani Körfez Arabı'nın bakış açısı farklıdır. Suriye, Irak, Maşrikul Arabi dediğimizin mantalitesi farklıdır. Mağrip bölgesinin mantaliti, hatta yemek kültürleri bile farklı. Sen bunu ayırt edemezsen o göçü, o insanları iyi bir şekilde organize edemezsin. Evet. Böyle bir sıkıntı. Sonra bir kadın hareketi. Yani başından beri ben Suriyeli. Çünkü Suriye sadece bu kaçıncı göçü diyeyim, 4., 5. göçü yurt dışına verdiği. Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar dünyanın birçok yerine göç verdi. Suriye'nin nüfusu 20 milyon, 25 milyonlarda diyebilirim. Fakat dünya genelinde 80 milyon Suriyeli var bugün. Son 100 yıl içinde dünyaya göç. Latin Amerika'da varlar. Amerika'da tıp doktorlarının kayrı ekseriyeti, her hastanede iki doktordan biri ve hatta 4 doktordan biri mutlaka Suriyelidir. Yani 100 yıl önce oraya göçenler diyebiliriz bu anlamıyla. Artık tıp sektörünü şunu diyebilirim Amerika'da, Suriyelilerin de diyebiliriz mesela bu anlamda. Suriyelinin ciddi bir lobisi var. Hatta biz buradaki lobiye destek olarak, Suriyelilere destek olarak Amerika'daki Suriye lobisi üzerinden ciddi bir lobicilik de yapabilirdik. Ama bunları yapamadık. Hadi neyse, 10. yılına geldik. Biz böyle bir derneği ben 6 yıl önce önerdim. Yani süreçleri var, onlara girmeyeceğim. Bu tarz dernekleri baktım, kurumlar kuramıyor, biz kuralım dedik sivil olarak. İki derneği kurdum. Şimdi Eylül gibi de uluslararası bir kadın hareketi ve 4. olarak da işte düşünürlerle ilgili bir hareket kurmayı hedefliyoruz. Hocam, hayırlı bu olsun. Çok güzel. İnşallah umarım çalışmalar faydalara vesile olur. İnşallah. Çok güzel. Şimdi dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi bizim ülkemiz Türkiye. Farklı statülerde yaklaşık 4 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyor. Türkiye etnik ve kültürel yapıları ile kitlesel göçmenler olarak Suriyelilere de 10 yıldır ev sahipliği yapıyor. Suriyelilerin artık Türkiye'de kalıcı olacakları ve diasporik bir kültürün, Suriye diasporasının oluşmaya başladığından bahsedilebilir miyiz diyorum. Yargı ve soru. Ben burada Recep Bey'e söz vererek bu geçen 10 yılın çok genel, kısa hatlarıyla bir değerlendirmesini isteyeceğim. Böyle bir webinarımıza başlayalım. Yani bu 10 yıllık süreçte böyle bir film şeridi gibi kısa bir özetle size söz vermek istiyorum. Buyurun Recep Bey. Teşekkür ederim. Merhaba Turan Bey, merhaba Oğuz. Şimdi Suriye ya da Arap Baharı konusunda kitap yazmış bir üstad varken bizim Arap Baharı'nı değerlendirmeniz çok... Hayır Recep Hanım, sizin tecrübeniz daha geniş çünkü siz yakın bunlarla temasta oldunuz. Bence o da önemli yani.
Evet, yani ben daha çok göç idaresi kuruluş aşaması ve o günden bugüne kadar neler yaşandı birkaç madde halinde değerlendireceğim. Medya ve göç konusuna da sadece bir girizgah yapmayı düşünüyorum. Daha sonra asıl toplantının büyük bir kısmına gerçekten de hem medya anlamında hem de Arap Baharı konusunda derin bilgileri olan Kur'an Bey'i dinlemek daha katılsalar diye düşünüyorum. Yani biraz önce Oyan siz de konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi göç çok önemli ve çok yeni bir alan ve uzun yıllarda konuşulacak bir alan. Bugün dünyada hangi düşüncede olursa olsun ister sağcı, ister solcu, ister fütürist kim olursa olsun dünyada en büyük problem nedir sorusunu sorduğumuzda ilk üç problemden bir tanesi göçtür. Yani bu herkes için ortak problem. Çünkü bugün dünyada 270 milyon insan doğmuş olduğu topraklarda yaşamıyor. Göç etmiş ve başka topraklarda yaşıyor. Bunların maalesef büyük bir kısmı, yani bir kısmı da 80 milyona yakını da zorla yerinden göç etmiş insanlar. Yani göç deyince sadece şunu da değerlendirmemek lazım. Yani herkes zorla yerinden edinilmiyor. Bazen istendik göçler de var. Yani eğitim amaçlı göç var, yatırım amaçlı göç var. Yani ekonomik göçler var. Son yıllarda ve önümüzdeki yıllarda çok daha gündeme gelecek olan belki iklim göçü konuşulması gerekiyor. Belki ülkemizde de bu anlamda bizim zaman zaman emekli göçü dediğimiz batıdan müreffeh ülkelerden işte İngiltere'den, Almanya'dan ya da Rusya'dan emekli olup ülkemize gelen göç edenler var. Göç bu anlamda çok çeşitli, daha üzerinde çok kafa yormamız gereken bir şey. Yani bugün ülkemize baktığımız zaman da Türkiye'de yaklaşık 5 milyon gibi bir insan farklı ülkelerde doğmuş ama bugün ülkemizde yaşayan göç etmiş insan yaşıyor. Yani bu da demek ne demektir? Ülke nüfusunun neredeyse işte %4.1 gibi bir oranı bugün için yabancılardan oluşuyor. Hatta bazı illerde bu oran %80'leri bulabiliyor. İşte şu anki bulunmuş olduğum benim Bursa ilinde de %7.7 gibi bir yabancı vatandaşı, yabancı ülke vatandaşıyla beraberce yaşıyoruz. Suriye konusuna gelince yani Arap Baharı 2011 yılında patlak veriyor Tunus'ta. Daha sonra işte bütün Kuzey Afrika'yı etkiliyor ve en sonunda Suriye'ye geliyor. Suriye'de ilk başta kısa sürede bu işin çözülebileceği öngörülüyordu. Belki de kendi haline bıraksaydık belki çözülecekti de. Daha sonra Suriye'de çözüldükten sonra yerine gelecek ki birçok Afrika ülkesinde de öyle oldu. Yerine geleceklerde gelişmiş ülkeler ya da dünyadaki sahip olarak adlandırılan ülkeler yani anlaşamadıkları için her birisi birisine destek vererekten krizi devam ettirdiler. 2010 yılından beri, 11 yılından beri bugüne kadar maalesef iç savaş, çatışma, kargaşa ve yaşanılamaz bir ülke halde devam ediyor. Yani savaş öncesi 2011'de 23 milyon gibi bir nüfus vardı Suriye'de. Bu nüfusun yarısı göç etmek zorunda kaldı. Yani yine 13 milyon, 14 milyona yakın bir insan doğmuş olduğu topraklardan değil başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Ki bunun da yarısı yine 6,5 milyon gibi bir rakamı da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu arada bu kadar savaş şiddet yaşanırken 2 milyon insan savaştan fiziksel olarak da etkilendi. Ve yaklaşık farklı rakamlar, farklılıklar telaffuz etmekle rağmen İşte 1 milyona yakın insan hayatını kaybettiğini, 1 milyon insanın da hala engelli bir şekilde hayatını devam ettiği söylenmektedir. Bu yurt dışına göç edenlerin de büyük bir kısmı coğrafyadaki en istikrarlı ve güvenli ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Çünkü tarihte olduğu gibi göç her zaman güçe yöneliktir. Yani neresi güçlüyse, istikrarlıysa, güven veriyorsa, gelecek vaat ediyorsa göçler o coğrafyaya, o topraklara, o başkentlere yönelmiştir. Bu coğrafyadaki en istikrarlı ülkede biz olduğumuz için göçten en fazla payı almış olan, yükü almış olan, dünyadaki sorumluluğu yüklenmiş olan ülke biziz. Bugün dünyada en fazla yabancı göçünü barındıran ülkeyiz bu anlamda. Suriye krizinde ilk başta patlak verdiğinde insanlar tabii Anadolu'da ve Türkiye'de oradaki çok geçici olarak değerlendirildi. Bir an önce bu problem insanlar gelecek ve gidecek. Gerek medyada, sosyal medyada, gerekse ana akım medyalarında sürekli işte onların yaşamış oldukları dram, yani Suriye'deki savaş ve göç etmek zorunda oldukları ciddi bir empati vardı. Yüksek derecede bir empati vardı. Ve insanlara yardımsever, herkes evini, kirasını, evine açtılar.
eşyasının ne ihtiyaçları varsa bütün STK ya da bireysel olaraktan karşılanmaya yanaldı. Ülkemiz olarak da ilk başta sizin de bahsettiğiniz gibi 29 Nisan'dı. 250 kusur bir yabancı Altındağ'dan giriş yaptı. Ve dediğimiz gibi kısa sürede dönüleceği düşünüldü. İlk baştaki kayıtlar o anlamda biraz daha esnekti. Yani çala kalem demek istemiyorum ama yani geçici gördükleri için herkesin isim, kimlik bilgisi, cinsiyet bilgisi gibi bir takım evlilik, medeni durum bilgileri çok yüzeysel kayıtlar altına alındı. Ama daha sonraki özellikle 2013 yılından sonra 2013 yılına kadar Suriye'deki göç zaten daha çok iç göç ağırlıklı yürüyordu. İnsanlar yani o savaşın bir an önce bitecek ve herkes kendi evlerine döneceği yaklaşım vardı, düşüncesi vardı. Ama 2013 yılından sonra artık savaşın öyle çok kolay kolay bitmeyeceği öngörüsünden dolayı yurt dışına çıkışlar ki ülkemize de gelişler daha da arttı. Ve o günden itibaren de bütün Suriyelilerin parmak izleri, biyometrik verileri alınaraktan kayıt altına alındı. Yani işte belli başlı illere kamplar inşa edildi önce. Daha sonra kamplar dağılmayınca insanlar şehirde beraberce yaşıyoruz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçekten de kitlesel halde 10 yılda şu an için 10 yıl oldu ama girişlerin büyük bir kısmı ilk 5-6 yılda 2017'ye kadardı. Kitlesel halde 3-4 milyon insan bir ülkeden başka bir ülkeye geçiyor ve şehirde iç içe yaşıyoruz ve bir kaos, bir kargaşa, bir kriz yoksa bu gerçekten de Anadolu insanının misafirperverliği ve ne kadar ev sahibi olduğunu gösteren bir duruştur. Yani dünya milleti ne kadar insanlık teşekkür etse bu Anadolu insanına azdır diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani dünyaya örnek olduk bu konuda. Yani ciddi anlamda onlar da takdir ettiler. Peki sizin şimdi göçün birçok boyutu var. Göç dediğimiz olay zaten çok katmanlı. Göç idaresinin iletişim şeyleri hakkında fikriniz buyum, de... Evet. Yani şimdi ilk başta göç tabii geçici olarak düşündüğü için ilk başta uyum konuşulamazdı. Kayıt konuşuldu, güvenlik konuşuldu. Artık 2007 yılından 2017'den sonra kayıtlardaki eksikleri güncellemek için yeniden veri güncellemesini yaptık. Birçoğunu iki kez Suriye uyruklu geçici koruma kapsamındakilerin veri güncellemesi yapıldı. Bu arada belki bütün bu tartışmalardan önce biraz da kavramı konuşmak lazım. Yani biz işte mülteci deniyor, geçici koruma, şartlı mülteci var, sığınmacı kavramları var. Belki biraz da bunlara da değinmek lazım. Yani biz mülteci kavramını Avrupa Birliği bu İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Cenevre Sözleşmesi'nde 1960'ta taraf oluyoruz ve taraf olduğumuzda coğrafi çekince koyuyoruz. Yani coğrafi çekinceyle sadece şunu kabul ediyoruz. Sadece Avrupa ülkesinden ve Batı ülkesinden gelen ve işte bir takım ölüm tehlikesi ve hayatta işkenceye maruz kalacağı yaklaşımlarıyla, inancıyla ülkemize sığınan insanlara biz mülteci statüsü veriyoruz. Ki bu anlamda Türkiye'deki mülteci sayısı ikili rakamları geçmez. Bunun haricindeki Avrupa Birliği ya da Batı ülkelerinin haricindeki gelenlere de eğer bireysel başvurulara şartlı mülteci statüsü veriyoruz. Ki şartlı ki Avrupa'ya ya da diğer ülkelere yerleştirmek üzere bir şartla kabul ediyoruz. Ama karayoluyla ve kitlesel halde gelen Suriye'den ki bir ara Irak'tan da olmuştu. Bu insanlara ise geçici koruma statüsü veriyoruz. Geçici koruma statüsündeki insanlar ne tür haklara aitsiz? Öncelikle bir kimliklendirme, bir statü veriyoruz. Yani geçici koruma statüsü. Daha sonra kimlik ve onlara temel haklara, eğitim, sağlık, çalışma iznine başvuru hakkı gibi bir takım kamu hizmetlerine ulaşım hakkı tanınmıştır. Ve en belirgin bir şey de geri gönderilemez ilkesini işletiyoruz. Şu anda Suriye'de savaş devam ettiği müddetçe geçici koruma kapsamında bir kişi zorla ülkesine geri gönderilemez. Yani söylediğim gibi 2017 yılına kadar daha çok güvenlik kayıt süreçleri devam etti. Ondan sonra artık çok da rahat dönülemeyeceği düşünülüyor ve daha sonra uyum çalışmaları. Ki biz uyum bize has bir kavram bu anlamda. Batı daha çok burada entegrasyon,
çok istemeseler de geçmişte asimilasyon gibi farklı kavramlarla entegrasyon, yani topluma entegre etmek gibi bir yaklaşımdaydı. Biz ise burada uyum kavramını kabul ettik. İşleş bir kavram. Yani onların bizi anlayıp bizim onları anlayaraktan, birbirimizi anlayaraktan aynı ortamı paylaşmanın yoluna nasıl gidebiliriz diye uyum çalışmasına başlattık. Bahsettiğiniz yabancı iletişim merkezine bir vurgu yaptım. Soru olarak belki unutmadan ona cevap vereyim. Uyuma devam edelim. Yani bugün yabancı iletişim merkezi 157 bizim hat. Yani 155 bu arada sırasını da sayalım. 155 emniyet, 156 jandarma, 157 göç idaresi, yabancı iletişim merkezi, 158 de sahil güvenlikleri, İçişleri Bakanlığı'nın bağlı kuruluşlarının acil çağrı hatlarıdır. Bizim bir 157 7 dilde 24 saat hizmet veren bir iletişim hattıdır. Yabancı iletişim hattı. Buraya denizde hayati tehlikede olan ya da arayabilir ya da herhangi bir ikametle ilgili, geçici koruma ile ilgili sıkıntısı, sorunu olanların da rahatlıkla arayabildiği, hizmet aldıkları, danışmanlık aldıkları bir birimdir bu anlamda. Bu sadece uyum iletişim faaliyetlerimizden bir tanesidir, küçük olanlarından. Buna benzer onlarca toplumun kaynaşması için yapılabilecek faaliyetleri, Göç İdaresi Genel Müdürü Uyum İletişim Daire Başkanlığı bu anlamda bu hizmetleri ifa etmeye çalışıyor. Evet, göç çok uzunca bir konu. Sadece Suriyeli bile saatlerde konuşulması gereken bir konu. Evet, ben soru cevapla gidersek herhalde belki daha konulara değinmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Ben de bu anlattıklarınızdan Türkiye'deki Suriyelilerin ne kadar kalıcı oldukları ile ilgili kanaatimizin pekiştiğini belirtmek istiyorum. Göçmenler gerçekten bir arada yaşayabilme, göçmenlerle bir arada yaşayabilme de ciddi anlamda bir beceri gerektiriyor. Bir kadir şinaslık ve misafirperverlik örneğini de zaten gösterdik. Ama bundan sonra uygun politikalar ve stratejilerle sadece manevi duygular üzerinden değil de ciddi politikalarla yürütülmesi gereken bir süreç. Bunun da farkındayız çünkü artık kalıcılar. Şimdi göçmenler hayatlarını bir başka ülkede sürdürürken diğer taraftan ana vatanlarıyla irtibatta kalmaya devam ediyorlar, değil mi? Dönüşen medya teknolojileriyle birlikte göç ve göç sonrası tecrübeler de değişiyor. Yeni iletişim teknolojileri sadece aynı ülkede değil, dünyanın farklı ülkelerinde aynı etnik veya kültürel kökene sahip bireyleri dijital platformlarda da bir araya getirerek diasporik kimliklerin gelişmesine katkı sağlıyor. Özellikle internetin aktif kullanılması, artık fiziksel uzaklık bir dezavantaj olmaktan çıktı. Sanal ortamlarda diasporik kimliklerin inşasına fırsat tanınan mecralar haline geldi. Şimdi Türkiye'deki Suriyeli göçmen nüfusun kalıcılığa doğru evrilmesiyle medya ve iletişim çalışmaları da farklı bir yöne kaydı. Çünkü şimdiye kadar olan çalışmalar göçmen algısı, yani Türk medyası üzerinde biz Suriyeli mültecileri okuyorduk. Olumsuz karakterlerle, olumsuz olaylarla. Ama artık bir arada yaşıyoruz. Onları tanımak medya becerilerini, medya tecrübelerini, medya kullanım pratiklerini bilmek istiyoruz. Şimdi bu bağlamda ben Turan Bey'le Suriyeli göçmenlerimizin haber alma ihtiyaçlarını veya medyaya ulaşma ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını öğrenmek istiyorum. Kendi yayınları var mı? Kendi medyaları, kendi dillerinde neler tercih ediyorlar? Ne tür mecralardalar? Hangi platformları kullanıyorlar? İşte geleneksel evet. Medya mı ağırlıklı? Sosyal medyada mı daha aktifler? Özellikle kendi dillerinde kimi medyayı kullanıyorlar? İşte haber alırken biliyorsunuz medya ihtiyacı haber alma, eğlenme, bilgilenme, bilgilendirme gibi hani alt başlıklarda baktığımızda güvenilir haber kanalı olarak takip ettikleri mecralar hangileri? Eğlence olarak biz biliyoruz Türk dizilerini Arapların çok sevdiğini ve bu anlamda ciddi sektörde bir hareket olduğunu biliyoruz ama eğlence bizim için eğlence tanımıyla onların eğlence tanımı aynı mı?
Yani bu anlamda hızlı gelişen iletişim teknolojisi ve bunun getirdiği olanaklarla Suriyeli göçü medya ilişkisi bağlamında bize neler söylemek istersiniz? Evet. Buyurun hocam. Teşekkürler. Şimdi şöyle diyeyim. Öncelikle Suriye'nin biraz böyle tarihi birkaç örnek vereyim. Suriye medya konusunda bizden daha ilerideydi. Mısırlılar medya konusunda bizden daha ilerideydi. Osmanlı'dan, Babali'den daha önce medya sektörüne girmişlerdi. 1800'dü. Çünkü Mısır ilk medyayı Napolyon'la tanıdı. Biz 30 yıl sonra, Napolyon'un Mısır işgaline 30 yıl sonra II. Mahmut'la birlikte biz medyayla tanıştık. Ve asıl medya faaliyetleri Namık Kemallerle başlamıştı. Arap dünyasında yine Mısır'dan sonra ikinci olarak en çok medya faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden bir tanesi Suriye'ydi. Ve Suriye'de de birçok aydın ve entelektüel yetişti. 1800 yılların başına baktığımızda sadece Suriye'de 1850'lerde, 1860'larda haftalık ve günlük çıkan aylık gazetelerde kattığınızda 300'e yakın medya organının olduğunu görüyoruz. Hatta 1914 yılında Arap dünyasında medya tarihini yazan Halepli ünlü bir düşünürün bir kitabı var. 3 ciltlik. Arap dünyasında medya tarihi diye 1914'te. Ve o kitap bende var. Çok önemli kitaplardan bir tanesi. Yani Suriyeliler medya sektörüne çok yatkınlar. İkincisi eğlence anlamında tiyatroculuk da bu anlamıyla baktığımızda İstanbul'dan önce tiyatrocunun ilk yayıldığı yerlerden bir tanesi Halep ve Şam. Nizar Kabbani'nin dedesi ilk tiyatroculuğu başlatanlardan bir tanesi Osmanlı'da. Hatta ilk tiyatroya verdiği önemden dolayı Sultan Abdülhamit ona ciddi hediyeler gönderiyor. Daha sonra Sultan Abdülhamit de aynı şekilde tiyatroya büyük bir önem veriyor. Ve Kabbani'ye de hediyeler gönderdiğini biliyoruz. Bunu aileden bizzat kendilerinden duymuştum bu anlamıyla. Şunu demek istiyorum. Suriyelerde bir entelektüel, Arap dünyasındaki önemli entelektüel yapılardan bir tane. Yani Mısır, Suriye ve Irak entelektüel zihni oluşturan bölgelerden bir tanesi. Ve Suriyeliler Türkiye'ye geldikten sonra bile kendi medyalarını oluşturdular. Hızlı bir şekilde kendi alanlarını oluşturdular. Ve şu anda devam ediyor. Birazdan onunla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Şimdi sorunuza döneyim. Bir, Suriyeliler şu anda daha çok sosyal medyayı daha çok kullanıyor. Şimdi Arap dünyasının her bölgesi farklı. Bazı bölgelerde Facebook çok yoğun kullanılırken bazı bölgelerde Instagram çok iyi kullanılıyor. Bazı bölgelerde Twitter çok iyi kullanılıyor mesela. Körfez bölgesi Twitter'ı çok iyi kullanıyor mesela. Instagram'ı Mağrip bölgesi. Facebook mesela Suriye halkı daha çok Facebook'u kullanır ve bilgilendirme ve haberleşme genelde Facebook üzerinden olur. Sosyal medya bu anlamıyla daha yoğun. Birincisi bu. İkincisi geleneksel medya anlamına baktığınızda kendi geleneksel medyalarını Türkiye'de oluşturdular. Şu anda yaptıkları yayınlarla bizim birçok televizyondan daha iyi yayın yapıyor diyebiliriz. Yani Türkiye'deki Türkçe yayın yapan, elbette Arapça yayın yapan yayınlarımızdan bile daha iyiler. Mesela bunlardan bir tanesi Suriye Televizyonu, Suriye TV diye. Çok ciddi bir altyapısı var. 500-600'e yakın insan çalışıyor. Ciddi stüdyoları var, ciddi yatırımlar yaptılar bu anlamda ve ciddi programlar yapılıyor bu anlamıyla. Suriyelilerin hemen hemen şu anda ciddi takip ettikleri televizyonlardan bir tanesi. Radyosu var, televizyonu var, günlük gazeteleri var. Aynı zamanda da çıkardıkları bu tarz çalışmalar sürdürüyorlar. Yine Orient vardı, çok yoğundu, o da izleniyordu televizyon yani. Suriye televizyonundan sonra ikinci aşamadaydı o. Fakat o da yakın zamanda kapandı maddi sıkıntılardan dolayı. Küçülmeye gitti. Şu anda radyo üzerinden devam ediyor, online devam ediyor. Gaziantep'te devam eden bir medya grubu vardı. Bir orada Anadolu Platformu'nun kurduğu güzel bir çalışma vardı. Yine bir gazete vardı. Aylık çıkardıkları Suriyelilere hitap eden birçok aydını ve entelektüeli bir araya getiren bir çalışmaydı. Yine yerel farklı Suriyelilerin kurduğu televizyonlar vardı orada. Suriye'nin belli bölgelerine hitap eden televizyonlar yine etkin. Halep TV bunlardan bir tanesi. Gaziantep'te yayın yapan televizyonlardan bir tanesi. Yani şöyle diyeyim.
kendi yerel televizyonlarında kurdular ve ciddi izleniyor bu anlamıyla. Hatta şunu diyebilirim, Şam'da yayın yapan Esed'in resmi televizyonlarından daha çok Türkiye'de yayın yapan televizyonları Suriye içinde daha çok izleniyor. Bu anlamıyla önemli. Peki o zaman Türkiye'de bir dijital Suriye diasporası oluşmuş diyebilir miyiz? Kesinlikle. Şu anda Türkçe öğrenip hatta influencer olan Türkiye'de tanınmış birçok Suriyeli online görebiliriz bunu. Bunu Clubhouse'da görebiliriz, bunu Twitter'da görebiliriz, bunu Instagram'da görebiliriz, bunu Facebook'ta görebiliriz. Hatta Türkçe öğrenip ve Türkiye'de artık bilinen, tanınan isimler haline geldi birçok isimler. Bu anlamda evet, dijital bir diaspora hakikaten oluştu. Peki bu medya kullanım biçimleri, işte yaşa göre, cinsiyete göre, demin bahsettiniz işte Maghrib'de Facebook ya da Instagram kullanım biçimleri, yani coğrafi özellikleri ve bölgelere göre değişiyor. Yani yaşlılar genelde geleneksel medyayı mı tercih ederler? Gençler yani ne tercih ederler? Gençler sosyal medya üzerinden mi tercihlerini yaparlar? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi dijital medya ile birlikte artık dünyada yaşlı diye genç diye bir şey ben kaldığını düşünmüyorum. Çünkü artık yaşlılar bile çok iyi sosyal medyayı kullanıyorlar. Bu dünyanın her yerinde öyle. Geleneksel medya bu anlamıyla evet. Gençler geleneksel medyayı tamamen bıraktı diyebiliriz. Artık yani hani günlük bir gazete alayım, televizyonda ne var diye izleyeyim yerine yani günlük gazete zaten takip edilmiyor birçoğu tarafından. Televizyonlarda genelde baktığınızda online internet üzerinden dizi, film izleme daha yoğunluklu. Bundan dolayı zaten Suriye diaspora şu anda modern sosyal medyayı daha iyi kullanıyor diyebiliriz bu anlamıyla. Yani bütün bu televizyona baktığınızda altyapıları da çok iyi. Sosyal medya anlamında da çok iyi. Mağrip ülkesinden bütün Arap ülkelerine baktığınızda daha çok gençler tabii. Yani bunu inkar edilemez. Çünkü bu coğrafya gençleriyle çok yoğun. Yani Batı bile Orta Doğu ile gibi bir proje yaptığında gençleri düşünür. Rusya bile bu coğrafyada, hatta ben hatırlıyorum Rusya 2010'lu yıllardan sonra Arap dünyasında gençleri kazanmak için büyük sosyal medya grupları kurmak için ciddi yatırımlar yaptı bu anlamda. Arap dünyasındaki gençleri kazanabilmek için. Çünkü ciddi bir genç potansiyeli var bu coğrafyada. Ve herkes bu gençliğe hitap ediyor. Evet. Sivil toplum örgütleri, dünyanın her Almanya, İsviçre, Hollanda'daki sivil toplum örgütleri, diğer Avrupa, Malta'dakinden tutun birçok Avrupa'nın sivil toplum örgütleri sırf Orta Doğu'daki gençlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii biz hariç. Yani biz yapamıyoruz maalesef, onu da itiraf edeyim yani. Yaptığımız bir şey yok oradaki şey gençleri kazanmak. Yani Türkiye'deki gençleri kazanmak, Arap gençlerini kazanmak için bile bir çalışma yapamadık maalesef. Yani onu da çünkü yakından takip ediyorum. Hedeflerimden bir tanesi buydu. Bu bütün Arap gençleri bir araya getirebilecek bir gençlik hareketi, bir çalışma burada yürütebilmek, ama onu da maalesef çünkü bu Arap medyası, göz sanatçıları daha önemliydi diye öncelikli olarak böyle başlamıştık. Bundan dolayı gençler daha önemli. Gençler sosyal medyayı daha iyi kullanıyor ve bundan dolayı dijital bir diasporadan bahsedebiliriz. Evet, yaşlı kesim hala gazeteye ve televizyona mail ediyor. Akşamları özellikle artık normal evlerinde Gaziantep'te, İstanbul'da olanlar evet, günün belli saatlerinde kendi televizyonlar üzerinden, yani Suriye televizyonu ve diğer televizyonlar üzerinden olup bitenleri ve buradaki diğer televizyonlar üzerinden, çünkü 4-5 tane medya organı var, hepsini takip ediyorlar. Bizim medyamıza gelince maalesef bizim medyamızı çok az bir kesim takip ediyor. O da Türkçe bilenler. Onlardan da belli bir kesimi takip ediyor diyebiliriz. O zaman burada dil çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Çünkü şöyle yani hani uluslararası yayın yapan, atıyorum yani CNN vesaire gibi bir haber kanalının çok ciddi etkin olduğunu düşünüyorum. İşte orada bir örnek vereyim ona hocam. Bilmemek. Hocam ona örnek vereyim. Önemli. BBC'nin Arapçası bir dönem daha etkindi mesela. Şu anda Suriyeliler kendi medya organlarını kurduktan sonra artık yurt dışına yayın yapan medya organlarına bile itimat etmemeye başladılar. Çünkü oradan yalan haberleri gördüler. Birçok manipüle edilen haberleri gördükten sonra yabancı medyaya da itimatını yitirdi. Kendi medyasını kurduktan sonra.
Evet. Peki bu bağlamda yani güçlü bir şekilde medya teşkilatlanması, yani bu kadar gazeteci ve medya organlarını barındırmak anlamında bir başka ülkede misafir oldukları ya da işte göç ettikleri ülkede Suriyelilerin göçmen kimliklerini ve kültürlerini koruma çabasının bir sonucu mudur diyebilir miyiz? Yani bunun etkisi var mıdır? Elbette Kendi ki, kültür elbette ki kendi kültürlerini bu en basitinden şu anda İstanbul'un birçok yerinde, Gaziantep'te, Suriye'nin varlıklarının bir her yerde işte Suriye lokantalarının Suriyeliler nezdinde daha çok rağbet edildiğini görüyoruz. Mesela diyorum ki gel ya bizim çok iyi lokantalarımız var gidelim dediğimde bir Suriyeli arkadaşa Suriyeli mi, Suriye lokantası mı Türk lokantası mı dedim ya Yasu bizim yemekler daha güzel işte bizim o humus var bizde şu var. Bizde şunlar var der, kendi yemeklerini daha öner. Yani kendi kültürlerine bağlılar bu anlamda. Ve bundan dolayı hatta bizim İstanbul'da birçok esnaf bundan muzdarip. Çünkü Suriyeliler kendi lokantalarına ciddi rağbet ediyor, orada yemekler yiyorlar. Fakat bizim lokantalar onların yanı başındaysa fazla rağbet görmüyor. Bizimkiler de hep bundan muzdaripler. Ama Suriyeli bu göçmen kendi yemeğine rağbet göstermesi çok tabii. Bundan dolayı evet onu diyebiliriz. Kendi geleneklerine, göreneklerine bu anlamda bağlılık daha yüksek diyebiliriz. Yine bir örnek vereyim. Suriyeliler iç göçü 1901. Cihan Harbi'nde verdiler. Ve Latin Amerika'ya ve Amerika'ya verdiler o göçü. O dönemde Halil Cibranlar, Mihail Muaymalar, Suriyeli birçok aydın ve entelektüel o taraflara göçmüş yetmişlerdi. Orada da kendi medyalarını kurdular. Kendi kültürlerini yaşatabilecek dernekler kurmuşlardı 100 yıl önce. Aynı şey bugün yine tahakkuk ediyor diyebiliriz yani. evet. O zaman Suriye kimliği ya da yani diasporik kimlik, Stuart Hall şöyle bir şey söylüyor. Diasporik kimlik bir kültürel alışımdır diyor. Şimdi biz bir arada Doğru. yaşadığımız için onlar Türklerden de bir şeyler alacaklar. Doğru. Medya bu anlamda ciddi bir aracı. Doğru. Onların kimliklerini yeniden tanımlamada, kendileriyle ilgili bir takım şeyleri yeniden inşa etmede medya kurgusu çok önemli. Doğru. Yani Yani şöyle Latin Amerika'da mesela Latin Amerika'da Cihan Harbi döneminde Brezilya'ya göç ettiklerinde mesela Brezilya üzerinden vereyim. Sırf Brezilya'da Suriyelilerin günlük çıkardığı 1920'lerde gazete sayısı 20. çok önemli bir şey. Demek ki okuma 1920'de. yazma oranları da çok yüksek. İşte bu. Bu çok önemli. Suriyelilerde okuma yazma oranı o çok yüksek. Hani bizde bir şey var ya mesela nedir? Ukrayna'dan insanlar gelir burada bakarsınız hepsi master doktorasını yapmış insanlar. Evet. Suriyelilerde de öyle. Bakıyorsunuz çoğu bir iki dil biliyor. Mutlaka Arapçanın yanında ya Fransızcası var ya İngilizcesi var. Bunu görebiliyorsunuz. Ve hatta o dili başka dili öğrenme kapasitesi çok yüksek bu anlamıyla. Hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Evet. Peki tekrar biz medya ve iletişim bağlamına dönersek, şu an iki büyük televizyondan bahsettiniz bize, değil mi? 2-3 tane, 4 Onların tane var. Buradan 2 tanesi büyük. Çünkü onlar daha çok eleman çalıştırdığı yayınlarını için. hangi olanaklarla sağlıyorlar? Yani internet uydu mu? Hangi Uydu olanaklarla? üzerinden. Yani Bu bahsettiğim. erişimini nasıl gerçekleştiriyor göçmenler kıt koşullarda, zor koşullarda yaşadıklarını hesap edersek erişimlerini nasıl sağlıyorlar? Tabii medya iletişim bugün su ve hava kadar önemli bir şey. Evet. Siz yanlış bilgi aldığınızda yanlış yerlere, yanlış kanatlara bu Suriye 10 yılda Suriyeliler bunu çok iyi öğrendi. Yanlış haberlerin nasıl kendilerini manipüle ettiğini, nasıl birçok kayıplar verdiğini de bunu da gördüler. Onun için medya bugün hava su kadar önemli. Toplumları yönlendirmede, toplumları ve Suriyeliler bunun bilincinde. Az önce de ifade ettim medya kültürü yüksek bir toplum. Ta Osmanlı'nın yani 200 yıldır bizden bile daha çok medya kültürleri sahip olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve medya ile ilgili birçok kitaplar hatta bizde bile yokken 100 yıl 200 yıl önce medya tarihiyle ilgili kitaplar yazılmış orada ciltler dolusu kitaplar yani. Bunlarla ilgili birçok mesela elimde arşiv ve Merak doküman var bu anlamıyla. ediyorum. Suriyeliler bugün bile medyaya çok önem veriyor.
Ve bu kurdukları bu medya organları üzerinden kendi ülkelerinin geleceği, dünyada ne tür hesaplar yapılıyor ülkelerle ilgili bunu yakından takip ediyor. Küçüğünden büyüğüne kadar. Hatta Fatih'te bazen İstanbul'un farklı semtlerinde genç bir birisini gördüm bile ilk sorduğu şey, bizim Suriye'de yani Suriyeliler ilk gördüklerinde beni, Suriye'de ne olacak, sizce neler olacak, yaşlısından gencine kadar herkesin sorduğu soru bu. Ve kendi medyalarını da takip ettiğini görüyorum onların da. Bu medya organları çok büyük. Büyük çünkü Suriyeli, az önce şunu da söyleyeyim. Dünyada zengin ırklar arasında Suriyeliler ve Lübnanlılar var. Bunu unutmamak lazım. Yani 100 yıl önce verdikleri o diaspora, evet. Hani dedik ya Suriye'de 20 milyon insan varsa dünya genelinde 80 milyon Suriyeli var. Ve bu 80 milyon Suriyeli içinde dünya zenginleri var diyebiliriz. Yani bugün Körfez'deki birçok zengin Suriye kökenli. Birçok devlet başkanına Suriyeliler danışmanlık yapıyor. Bugün Afrika'ya gidin, Latin Amerika'ya gidin, birçok Suriyeli zengin bulursunuz. Amerika'da birçok Suriyeli zengin bulursunuz. Bunlar kendi gruplarını destekliyor. 100 yıl sonra bile, 100 yıl önce yaşadıkları acılara binaen bugün bu Suriyelileri destekliyorlar. Bunu görmek lazım. Bizim görmediğimiz noktalardan bir tanesi burasıydı. Ve birçok de yine devlet de destek veriyor tabii bu anlamıyla. Kendi medyalarını burada oluşturmaları için. Ve Türkiye'de hem uydu üzerinden yayın yapıyorlar, hem online yayın aynı anda ikisini birlikte yapıyor büyük medya organları. Fakat sosyal medya üzerinden baktığınızda daha fazla, 20'ye yakın yayın organı bulabiliyorsunuz. Ama hem uydu hem sosyal medyaya baktığınızda 3, 4'ü, 5'i geçmiyor. Ben Türkiye'de yayın yapanları kastediyorum. Eyvallah. Suriye halkı çok katmanlı yapıya sahip. Farklı kültürel yapıları var. Etnik ve dini gruplara sahip. Bu anlamda ister istemez insanların medya tercihleri, birazcık siyasi görüşleri, dini görüşleri, etnik kimlikleriyle de ilintilidir. Bu bağlamda bu çeşitliliği ya da onların haber alma ihtiyacını asgari müştereklerde karşılayacak kanalları Türkiye içerisinde yayın yapan kanalları var diyoruz, değil mi? Evet, doğru. Yani bir de YouTuber'lar ve influencer'larla ilgili ben sizden bilgi almak istiyorum. Bu anlamda demin bahsi geçti. Şu anda Arap dünyasında özellikle Körfez bölgesinde en iyi YouTuber'lar kim, influencer'lar kim diye baktığımda Suriyeliler. Ya Türkiye'de olan gençler, ya Katar'da, ya Kuveyt'e göç etmiş, ya Dubai'ye göç etmiş Suriyeliler. Yani Dubai'de bile en tanınmış YouTuber veya influencer bir bakıyorsunuz Suriyeli bir kız veya erkek çıkıyor. Katar'da da herkes öyle, Kuveyt'te de öyle, bizde de öyle. Onun için ciddi bir genç ve özgüvenleri yüksek bu gençlerin. Hepsinin elinde bir, az önce ifade ettiğim yani Suriyeli bir genç oturun, 20 yaşındaki, 25 yaşındaki bir gençle Arapçanın yanında mutlaka büyük bir yüksek üniversite okumuşsa bir iki dil daha biliyor. Ve bundan dolayı dünyayı da yakından takip ediyor. Hangi alana meyledeceği, ya sanata, ya medyaya ya da farklı alana yönelebiliyor bu anlamıyla. Bir de tabii değişiklikler. Evet. Mesela Şamlılar kültür sanata, Halepliler biraz daha ticarete önem verebiliyor. Bunu, yani Şamlılar ticarete, Halepliler kültür sanata mesela önem verebiliyor diyebiliyoruz yani bunu. Evet, çok teşekkür ediyoruz Turan Bey. Ben teşekkür ederim. Ben tekrar bir Recep Bey'e yönelmek istiyorum. Göç ettikleri ülkede öteki olarak konumlanan göçmenler kendi dil, kültür ve kimliklerini yeniden inşa edebilmek, soydaşlarıyla işte kolektifleşebilmek için medyayı aktif kullanırlar. Turan Bey'in bize aktardığı bu. Şimdi ben burada küçük bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Bu aynı zamanda onların içe kapanmaları mıdır? Yoksa sosyal uyum anlamında bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu kadar medya çeşitliliği, entelektüel bir birikim ve kültürel yapıya sahip bir ben topluluğuyla birlikte yaşıyoruz. Medyayı aktif olarak kullandıklarında içe mi kapanıyorlardır? Yoksa aslında süremiz de az kalıyor ama siz tabii sahayı çok iyi bildiğiniz için tüm
şeylere de tanıklık ettiğiniz için bu konuda bize neler söylersiniz? Yoksa onların sosyal uyumları ile ilgili medya nasıl kullanılıyor? Kullanılıyor mu? Evet, göç biraz önce belki devam etmekte fayda var. Göç ya kaçınılması gereken bir olgu değil, bayağı iyi yönetilmesi gerekiyor. Dünyada birçok yani göçler yeni medeniyetler üretmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Yani 2016 yılındaki bir Amerika Birleşik Devletleri Nobel Bilim Ödülleri dağıtılırken yani orada işte 7 ödülün 6'sını ABD alıyor, 6'sı da göçmen çocuklarından oluşuyor. Yani Steve Jobs dediğimiz, biraz önce Turan Bey de bahsettiği Amerikalı, Suriyeli bir göçmen ailenin çocuğudur. Yani bu anlamda göç iyi yönetilmesi gerekiyor ve her göç eden daha fazla risk alan ve daha fazla açın, yani akademik anlamda daha fazla risk alıp daha fazla çalışan, ekonomik anlamda daha fazla ticarete açık olan, yani Türkiye'deki bir medya, bir influencer, bir YouTuber sadece Türkiye'ye yayın yapmıyor. Avrupa'da birçok Avrupa ülkelerinde bulunan, Amerika'da bulunan, Körfez ülkelerinde bulunan gençlere de yayın yapıyor aynı zamanda. Bu gençlerle ya da YouTuber'larla, medyacılarla iyi iletişim içinde olursak eğer biz toplum olaraktan, aslında dünyada sadece Suriye diasporası değil ki Suriye diasporasını biraz da biz oluşumuna katkı sağlamışızdır. Çünkü yerinden edilen, göç eden herkes gitmiş olduğu topraklarda bir diaspora oluşturur. Buna biz de katkı sağlamışızdır. Ama bu gençlerin ya da bu medya mensuplarının iyi iletişim kurup Türkiye'nin ile örtüşük bir düşünceyle yayın yaptıkları zaman da işte biraz önce bahsettiğimiz ana yayın akımları veren Suriye'nin işte Suriye TV, Orient TV ya da Halep TV gibi TV'lerde Türkiye'ye yönelik güzel haberler, güzel uyum haberleri yaptığın zaman Türkiye'nin bütün onların etkisi altında olan coğrafyada çok ciddi bir diasporası da oluşacaktır. Yani sadece Suriye diasporası değil, Suriyelilerin buradakilerin Türk diasporasına katkısını da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani bir de göç eden insanlar her daim daha fazla medyayı kullanma eğilimindedir. Niye? Bir topraklardan kopuyorlar, bir yere geliyorlar ve bir yere doğru da hareket ediyorlar, göç ediyorlar. Bu insanların hem gelmiş oldukları topraklarda annesini, babasını, akrabalarını, eşini, dostunu bırakıyor ve geldiği topraklarda ya da gideceği topraklarda da daha önce gitmiş olanlar var ya da oradaki sivil toplum örgütleriyle, oradaki arkadaşlarıyla, akranlarıyla iyi iletişim kurması gerekiyor. Bunun için de sosyal medya kullanımları, yani bunun için çok bilimsel veri, belki tek tek rakam paylaşmayacağız ama yerleşik toplumlardan çok daha fazla sosyal medyayı kullanıyorlar. Yani bugün Suriyeli medya sayısı, medya gazeteci sayısını Türkiye Cumhuriyeti'deki medya sayısıyla oranlarsak yani Suriyelilerin medya sahipleri oransal olarak bizim çok çok üstümüzdedir. Biraz önce Turan Hocam da buna benzer ifadeler kullandı zaten. Doğru. Çünkü bir, bu insanların hem doğru bilgilendirme hem de mevcut durumlarında bilgi aktarmak için medyayı kullanırlar. İki, eğlenmek için de medyayı fazlaca kullanıyorlar. Çünkü insanlar savaşın ortasında olsa bile eğlenmesi ve o anki ortamdan kopması gerekiyor. O coğrafyada fiziken kopmasa bile zihinsel olarak kopması gerekiyor. Doğru. Onun için medyayı, sosyal medyayı çok fazla kullanıyorlar. Sadece ana akım medyasını, Türk medyasını ya da kendi işte Suriye TV gibi o asıl geleneksel medyayı ise biraz yaşlılar ya da biraz da doğru bilgiyi almak için kullanan bir kesim var. Ama asıl bilgilenmeleri ise kendi akranları arasında, kendi paylaşımları Instagram olur, diğer özellikle Suriyeliler Facebook kullanıyor ya da Telegram gibi özel kapalı gruplar üzerinden bilgileşimi, etkileşimlerini bunun üzerinde yürüyorlar. Uyuma nasıl bir katkı sağlar? Eğer yani bizim güzel örneklikleri arttırdığımız müddetçe, güzel modelleri, paylaşımları arttırdığımız müddetçe uyuma çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ama dünyada öyle bir nefret söylemi de yayılıyor. Yani bu konu belki başlı başına başka bir seminer konusu ya da toplantı konusu. Medyada nefret söylemi, kim ve nefreti körükleyen kitleler de var. Bu Avrupa'da almış başını gitmiş. Bizim ülkemizde de bunun işte gerek siyasi partiler, gerekse bazen küçük gruplar böyle nefret söylemini dillendiriyorlar. Bunu da sosyal medya üzerinden çok daha rahat yapıyorlar. Bunlara doğru bilgiyi paylaşaraktan, denetim altına alaraktan, hatta bunu yapanların arasında Suriyeliler de olabilir ki vardır da. Çünkü Suriyelilerin her birisi ya da her yabancı değil, yabancıların her birisi de
Türkiye'yi sevmiyor olabilir ya da birilerinin başkalarının güdümünde de olabilirler. Onun için iyi takip etmek lazım, yakın temasta olmak lazım. Biz Suriyeli'yi yabancı da görmememiz gerekiyor. Yani biraz önce tarihe farklı boyutuyla baktık Turan Bey. Yani Suriye dediğimiz topraklar Halep'i, Şam'ı 400 yıl biz aynı sancak altında yaşamış, aynı hedefe koşmuş. İşte bugün Çanakkale'de yüzlerce Halepli, Şamlı şehitler omuz omuza yatıyorlar. Yani biz aynı otoritenin, aynı devletin parçalarıydık. Daha sonraki sünni bir ayrılışla onlar dışarıda kaldı. Öteki, evet. Öteki olarak görmemek lazım diye değerlendiriyorum. Peki hemen yine akabinde içe kapanma söz konusu sözünü etmişken dil mevzusunu soracağım. Şimdi ilk gelen kuşak muhtemelen ana dillerini kullanıyorlar ve koruyorlar. Burada doğanlar söz konusu ya da çok küçük yaşlarda buraya gelenler artık ergen oldular, yetişkin oldular. Yani, onların Arapça evet. pratikleri mi, Türkçe kullanımları mı var? Nedir orada kültür ve kimlik koruması anlamında? Ne uyum anlamında ister? Belki uyumun en yani nasıl sürdürülebilir olur? Dil bariyerini aştıktan sonra, yani dil bariyerinin aşılması gerekiyor. Onun için Türkiye'de Türkçe öğrenmeleri gerekiyor. Ama biraz önce bahsetmiş olduğunuz 10 yaşındaki işte Türkiye'de doğmuş ya da 3-4 yaşındayken buraya gelmiş bir çocukta bugün Arapça öğreniyor. Yani biz bugün bütün Suriyelilerin ya da diğer yabancıların Türkçe öğrenerekten Türk toplumuyla daha iyi iletişim kuracağını, medyalardan daha iyi besleneceğini, doğru bilgiye daha kolay ulaşabileceğini ya da kendi sıkıntılarını bizim STK'lar olsun, diğer STK'lar olsun Türkçe üzerinden daha rahat anlatabileceklerini, böylelikle sosyal uyumun çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum Türkçe öğrenmekle. Ama 5-10 yıl sonra belki bu gençlerin geçmiş tarihlerini unutmaması için, dillerini unutmaması için Arapça kursları açmamız da gerekebilir. Yani bugün Türkçe kurslarıyla Türkçe öğrenimlerini teşvik ediyoruz, motive ediyoruz ve olması da gereken budur. Bir müddet sonra dediğiniz gibi çocuklar böyledir. Ama içe kapanık mıdır? Biraz önce Turan Bey de bahsetti. Yani göç etmiş, yerinden edinilmiş insanlar çok fazla içe kapanık değildir aslında. Evet. Kendi işlerinde iletişimleri güçlü olabilir. Belki bizim içe kapanık gibi gördüğümüz şey içe kapanık değil. Kendi işlerindeki iletişim çok güçlüdür. Bunun da evet. sebebi biraz önce bahsettiğimiz dil bariyerinden kaynaklanıyor biraz da. Biraz da aynı duyguyu paylaşmaktan kaynaklanır. Yani bizim de duygu paydaşlığımızı arttırdıkça, dil ortak dili de geliştirdikçe bence giderler ya da gitmezler. O ayrı bir konu, tartışma konusu. Suriyeliler gider ya da gitmez. Ama burada güzel hatıralar biriktirirse gittiği zaman Suriye'de çok uzun vadede bizim diaspora mı dersiniz? Yani dostluk, kardeşlik anlamında kalıcı yapı taşları döşemiş oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hemen ben Turan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yayınlarını yaparken dediniz ki uydu üzerinden ya da internet erişimleri üzerinden yayın yapıyorlar. Televizyonlar Arapça dilini mi kullanıyorlar? Türkçe yayın yapıyorlar mı? Türkçe yayın yok. Tamamen Arapça yayın yapıyorlar. Radyoları da var burada. Hatta şu anda radyoları şu an İstanbul'da bir iki radyoda kurdular. Radyolar da ciddi izlenmeye başlandı. Tamamen Arapça, çünkü kendi Suriye'nin bu Suriye'deki olaylardan dolayı kaçıp gelen birçok sanatçısı, hatta şu anda dizi çekimi de başlıyor. Mesela Suriye Televizyonu'nun bünyesi içinde Metafora diye bir birim var. O Metafora Medya Grubu ise dizi ve film üretiyor mesela. Birkaç yıl önce bir film yapmışlardı. Bu yılda yeni bir filme imza atacaklar. Şu anda onun çalışması var. Devam ediyor. Ve kendi işlerinde de programları Türkiye için, ama Türkiye ile ilgili programlar yapıyorlar. Mesela Türkiye'nin belli yerlerine gezerek haberler yapıyorlar. Türkiye'nin gündemini haber yapıyorlar kendileri bu anlamıyla. Aslında biz bunu başından beri Türkiye'ye daha güçlü bir şekilde yapabilirdi. Gelen, çünkü Batı'ya gittiğimizde Batı'da diasporaya karşı kendi medyalarını da güçlendiriyor. Örneğin BBC
tamamen onları çalıştırarak kendi bünyesinde haberleri BBC üzerinden almalarını sağlıyor İngiltere mesela. Bizde de yapıldı ama güçlü bir şekilde yapılmadı. Fakat bundan dolayı şu anda kendi medyalarına daha çok önem veriyorlar. Kendi medyaları daha çok takip ediliyor diyebiliriz. Evet. Ben soru var mı diye bir bakıyorum chatime. Benim sizin çok zamanınızı almak istemiyorum. Muhtemelen akşam olmak üzere. Aynen. Saatimiz de doluyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız Eyvallah. İçin. Sevgili bizi takip eden sevgili katılımcılarımıza çok teşekkür eder. Bugün Suriye göçmenler, medya bağlamında göçmenlik ve diasporadaki kimlik, kültür konuları üzerinde genel bir konuşma yaptık. Suriyeli göçmenlerin kimlik oluşma sürecinde kullandıkları medya ortamlarının kamusal yaşama, siyasal, ekonomik, kültürel olarak katılımlarının sağlandığı olanaklarda medyanın payı ne? Bunlara şöyle bir bakışla derinleştik. Ben hem Recep Bey'e hem Turan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım faydalı. Recep Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Olur. Bütün konuklara da. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım katkı sağlamışızdır. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.